Türkiye bu yıl İmam Hatip okullarının kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutluyor. 50 yıl önce bir bayram sevinciyle başlamıştı İmam Hatiplerin öyküsü. Türk halkı yaklaşık 20 yıl din eğitiminin yasaklandığı uzun bir dönem yaşamıştı. Kur'an öğretmek isteyen hocalar yakalanıp hapse atılıyordu. Din bilgisi dersleri bütün okulların müfredatından çıkarılmış, yerine materyalist ve pozitivist bir eğitim sistemi getirilmişti. Halkın çocukları dinini öğrenmekten mahrum bırakılmış, halk dini vecibelerini yerine getiremez olmuştu. Bu boşluktan istifade eden pek çok sahte tarikat, şeyh ve hocalar türemiş, batıl inançlar ve hurafeler dinin yerini almıştı. Dini hayata ve din eğitimine getirilen baskılar halkı artık çileden çıkarıyordu. İşte tam da bu noktada Demokrat Parti halkın imdadına yetişiyordu. Dini hayata müdahaleleri kaldıracağını ve din eğitimini serbest bırakacağını vaat eden Demokrat Parti, halkın ezici bir desteğiyle 1950'de iktidara geliyordu. Bir yıl sonra ise 7 vilayet merkezinde İmam Hatip okulları eğitim-öğretim faaliyetine başlıyordu. İşte 50 yıl önce dinine susamış halk, bu müjdeyi bir bayram sevincine dönüştürüyordu. Yıllarca din eğitimi vermeye hasret kalmış alimlerle, din eğitiminden mahrum kalmış halkın çocuklarının yolu İmam Hatip okullarında kesişiyor ve bir altın nesil böylece ortaya çıkmış oluyordu. İmam Hatipler kuruldukları yıldan beri nice zorluklarla karşılaşmıştı. Nice teftişler geçirmişler, aleyhlerinde nice raporlar hazırlanmış, nice kampanyalar düzenlenmişti. 1960 darbesinde kapatılmaktan kıl payı kurtulmuşlardı. İmam Hatip mezunları yıllarca üniversite sınavlarına alınmamıştı. 1970 muhtırasında orta kısımları kapatılmış, öğrenci sayısı bir anda yarıya düşmüştü. Tüm bu olumsuzluklara maddi imkansızlıklar ve yoksulluklar da eklendiğinde İmam Hatiplilerin çektiği zorluklar belki daha bir anlaşılabilir. Ancak İmam Hatipliler her seferinde azimle ve inançla bu zorlukların üstesinden gelmeyi, bu zorlukları lehine çevirmeyi başarmışlardır. İmam Hatipler kuruldukları günden itibaren halktan çok büyük bir rağbet ve destek gördüler. Okulların %90'ından fazlasını halk yaptı. Araç ve gereçlerini halk temin etti. Öğrencilerin harçlık, barınma ve beslenme sorunlarını halk çözdü. Bu okullar hiçbir zaman devlete maddi bir külfet getirmediği gibi, aksine öğrenim seviyesinin yükselmesine katkıda bulundular. Halkımız bu okulları çok sevdi. Pırıl pırıl, temiz, dürüst, çalışkan ve başarılı İmam Hatip nesline hep gıptayla baktı. Aileler çocuklarını bu okullarda okutabilmek için kıyasıya yarıştı. Bu ilgi okulların sayısının her geçen gün artmasına neden oluyor, yine de yapılan okullar ihtiyacı karşılamaya yetmiyordu. Gün oldu İmam Hatip okullarına imtihanla öğrenci alınmaya başlandı. İmtihanı kazanamayanlar gözyaşları içinde başka okullara gitmek mecburiyetinde kaldı. İmam Hatip okulları bir ihtiyaçtan doğmuştu. Ancak halktan gelen talepler o kadar yoğundu ki mevcut okullar hiçbir zaman halkın bu ihtiyacına cevap veremedi. İmam Hatip okulları halkın olduğu kadar devletin de okuluydu. Bu okulları halktan gelen talepler doğrultusunda devlet açmış, öğretmenlerini devlet tayin etmiş, müfredatlarını devlet hazırlamış ve eğitim öğretimleri devletin denetimi altında devam etmişti. Bu okullar yıllarca şikayet edilen devlet vatandaş kopukluğunu ortadan kaldırmış, halkla devleti birbirine kaynaştırmayı başarmıştı. Devletle halk
el ele İmam Hatip modelini ortaya çıkarmıştı. İmam Hatipler, yasal okullar olduğu kadar öğrencileri de hiçbir zaman yasaların dışına çıkmadılar. Türkiye'de terör ve anarşinin orta öğretim gençliğine kadar indiği, sokaklarda kan gövdeyi götürdüğü dönemlerde bile İmam Hatip gençliği hiçbir zaman teröre bulaşmadı. İmam Hatip mezunları bulundukları her ortamda devletin malını korumayı bir kutsal görev bildiler. İmam Hatip gençliği ilk günden itibaren bıkmadan, usanmadan başarılara imza atmayı sürdürdü. Minberde ve mihrapta halkı aydınlattı. Sokakta halka öncü ve örnek oldu. Sporda ve sosyal faaliyetlerde hep önde oldu. 1973'te lise statüsü kazanıp doğrudan üniversite sınavlarına girme hakkı kazandıktan sonra bu sınavlardaki başarısıyla adından hep söz ettirdi. 90'lı yıllarda ise üniversite sınavlarındaki başarısını ard arda gelen şampiyonluklarla perçinledi. İmam Hatipler siyasette, bürokraside, bilimde, sanatta, sporda, iş dünyasında başarıya ulaşmış pek çok insan yetiştirdi. İmam Hatipler'de uygulanan eğitim modeli, İslam dünyasında tek olma özelliği taşıyor. Dini bilimlerle pozitif bilimlerin bir arada okutulduğu bu model, başka hiçbir İslam ülkesinde uygulanmıyor. İmam Hatipliler, bir yandan dinini iyi bilen aydınlar olarak yetiştirilirken, bir yandan da pozitif bilimleri öğreniyorlar. İmam Hatipliler, Türkiye'de yobazlığa, gericiliğe, softalığa geçit vermiyorlar. Marjinalliğe, aşırılığa, fundamentalizme fırsat tanımıyorlar. İslam'ın en saf, en sade, en kitabi, en ilmi, en ılımlı orta yolunu temsil ediyorlar. Bu yüzden Türkiye'de yaşayan Müslümanlar, İslam dünyasına örnek teşkil ediyor. Bu yüzden İmam Hatipleri Türkiye için büyük bir şans ve büyük bir kazanç olarak görmek gerekiyor. ...1996 yılında 15. Milli Eğitim Şurası'nda alınan İmam Hatiplerin orta kısımlarının kapatılması kararının yasalaşması için hükümete ve siyasi partilere baskı yapılıyordu. İmam Hatiplerin orta kısımlarının kapatılmasına karşı çıkan halk, Türkiye'nin dört bir yanında protesto eylemleri yapıyordu. 1 milyona yakın kişinin katıldığı 11 Mayıs 1997'de Sultanahmet Meydanı'nda yapılan İmam Hatibime Dokunma mitingi, Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük miting olma özelliğini taşıyordu. Ve nihayet 16 Ağustos 1997'de İmam Hatiplerin orta kısımlarının kapanmasına yol açan 8 yıllık kesintisiz eğitim yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nca kabul edilerek yürürlüğe giriyordu. Böylece İmam Hatiplerin orta kısımları kapatılmış oluyordu. İmam Hatiplerin orta kısımlarının kapatılmasına rağmen her tuğlasında alın teri bulunan halk ısrarla ve inatla çocuklarını bu okullara göndermeyi sürdürdü. Bu okulları öğrencisiz bırakmayarak kapanmasını isteyen çevreleri hayal kırıklığına uğrattı. İmam Hatipleri olan öğrenci ilgisi her geçen yıl artmaya devam etti. Yaşanan olumsuzluklar yavaş yavaş bir avantaja dönüşmeye başladı. İmam Hatip liseleri kendilerini yenileme fırsatı elde ettiler. İmam Hatipler şimdi daha az öğrenciyle, daha geniş imkanlarla, daha kaliteli bir eğitim seviyesine doğru hızla ilerliyorlar. Bu kaliteli eğitim sayesinde öğrenciler de
üniversite sınavlarındaki barajları bir bir aşıyorlar. Hiçbir engel, hiçbir zorluk 50 yıldır onları asla yıldıramadı. Onlar her seferinde bunların üstesinden gelmeyi başardı ve onlar ümitlerini hiç yitirmedi. İmam hatipler bıkmadan, yılmadan yollarına devam ediyor. Onları Türkiye sevgisinden, Türkiye'ye hizmet aşkından hiçbir güç alıkoyamayacak. İmam hatipler Türkiye'ye hizmet etmeye, başarılara imza atmaya devam edecek. İmam hatip nesli, Türkiye senden çok şey bekliyor. Dürüstlüğünle, azminle, gayretinle ve yüreğinde taşıdığın bitmez tükenmez sevginle sen Türkiye'nin ümidi, geleceğisin. Selam sana İmam Hatiplim.